Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavatü. O konuştuğumuz mevzuya da herhalde bunun içine girer o iman. Çünkü bu adam orada olduğu için mevzuda. Mevzumuz şu, cin ve şeytan. İkisi mukayeseli. Gerçi bu sağ şeyin, Yasin çalışmış. Notları da var mı yanında? Yok abi ya. Katkı sağlayacaktın ama kafanda vardır. Yani hadi bakalım. Gelir bir şeyler yapalım. 76'ya da atıf yapmış. Ders alından not. Senden almışız. Yani sen o ders yapılırken. Ondan sonra şeye kadar almışız. Şeytan 2-5-2018'de yapılmış. Peki ben o nottan bir şey yapayım. Şeytan kibirlenmiş, insanın düşmanı, insana değil beşeriyetine secde etmemiş. Beşeriyet şerlerle, hayırlarla beraber olma sistemi. Yani insana secde etmesi beşeriyeti değil yani. Evet. Yani bu beden Allah'ındır. Sen sahiplenme. Esma Hüsna'nın dişe vuruşlarıdır. Kürs takılırsa, yani beşeri takılırsa şerlerle dolu ki o zaman şirk olur. Konuşmuştuk. Mesela toprağa secde ediyoruz. Allah'tan başka bir yere secde yapılmaz. Allah'a secde yapılır ama secde yapıyoruz. Niçin? Orada nefis yoktur. Beşeriyet olmadığı için şirk değil. O, zaten o söyledi, secde et. Küre-i arz bir mescittir diye söylemiş. Şerlerle, hayırlarla beraber olma sistemi, bu da çok acayip bir mucizedir. Buraya şerlerle hayırları toplamış. Ama maalesef biz burada hep hayır istiyoruz. En ufak bir şey geldi mi, sağlantı oldu mu, eyvah falan, psikolojim bozulur, şu oldu, bu oldu. Yani olmayacak mıydı? Psikoloji niçin bozulur? Temel tabii. Hemen bu cümleyi söyleyeyim. Bir doçentin tespitini söyleyeceğim size. Kainata ve hadiselere tek tek bakmanın bedelidir. Muaccel bedelidir. Kainata ve hadiselere tek tek bakmanın muaccel cezasıdır. Peşin cezasıdır. İnsan. Emanet alınca insan, almayınca beşer. Zihayat kanunu, vücudu harici var ya abi. He. Sanki o dördünle beraber mi insan alıyor? İnsan tabii yok. Bu zihayattır, zihşuurdur. Tabii ki. Şuur sahibi değil ki. Adam farkında değil ki ya. Zihni ona uyar mı diyorum. Evet. Tabii yani o aynı uyuyor. Peki abi emanette sadece insan söz konusuysa, bunu alan sadece insan ise, neden biz şeytan nasıl karar verme şeyine sahip olabilmiş? Çünkü insan aldığı emanetle birlikte fıtratının dışına çıkabilme yetisini de alıyor. Yetisini alıyor. Alıyor. Peki bu şeytan buna nasıl dahil olabilmiş abi? Şeytan da insanla birlikte o birlikteliğin içinde mi acaba? Şimdi emaneti bu da iblis cinlerdendi. Yani şeytan iblistendi, o da cinlerdendi. Cinlere de teklif edilmiş de. Fakat bu kalitede değil, insan almış, ona emanet değil, ona vazife verilmiş. Cinlere emanet değil, vazife verilmiş, insana emanet verilmiş. Öyle bir ayrım mı? Ha, ayrım var. Niye insanlara, yani ikisine beraber olmadı mı emanet şey? Yani bu... Yani şeytanın iyi olma şansı yok. Şeytan demiyorum, cini diyorum. Cin de öyle, çünkü fıtratların nakıstır, çok basittir. Bizim gibi külli ve cami değildir. Mertebe itibariyle meleklerden aşağıdadır. İnsan hakikat itibariyle meleklerden üstündür. Yani ben diyebilen, en cami ben diyebilen insandır. Çünkü onlardaki kuvve-i gadabiye ve akliye diyor, işaret edeceğiz de, çok muayyen ve mahduttur. Cin için mi diyor? Evet, cine, o. İnsan ayrıyeten cemalmış. Nerede diyor?
bir şart diyeceğiz daha, o kuvve-i aklıya koyun, ihtine sırat-ı müstakimde. Bak ona, kuvve-i insana da verilmiştir diyor. Ama insan beşeri şey itibariyle daha küllileştirmiş onu. Mesela yapısı itibariyle de cin süresidir. Koca cinler alemine bir süre gelmiş. Ne kadardır? Bir, iki sayı, ya yani bir yapraktır cin süresi. Onlara tamam. Bize bak, baksana 600 sayfa. O da dahil olmak üzere. O da dahil olmak üzere. Ondan sonra cinlerin hayatı çok basittir. Kemik, tezek, insanın idrar ve gaytasıyla besleniyor. Tavuk, horoz çiftleşmesi gibi gazla şeyleri var. Böyle basit bir hayatlar. Neyse okuyacağız zaten. Ey aciz insan, ey fakir beşer diyor Risale'de. Sözler 318'de. İnsan ve beşer arasındaki fark. Evet, koymuşsun. Ey aciz insan diyor, ey fakir beşer başka? İblis, Adem Aleyhisselam'ın beşeriyetine karşı çıkandır. Yani beşeriyeti o var ya, insan olma, ona karşı çıkmış. Şeytan sistemdir ve sıfattır. İblis varlığın şahsın kendisidir. Varlığın şahsın kendisi. Şeytan sıfatı ve varlığıdır. İblis kendisidir. Şeytan sıfatıdır. Tamam? Farkı ki burada konuşuyorduk ha. Evet. Şeytanlık yaparsa iblis şeytan olur. İblis şeytan olur, yapmasa Müslüman olur. Cinlerin kafiri şeytandır. Cinler ve ma halaktu cinne vel insa illa liyabudun. Onlarda da ikidir. Eğer kafir olursa, bizde de öyle ya, insanlar insanlıktan çıkarsa şeytan olur diyor. Locasına gitsen. Loca, Paris'teki localarına gitsen. Evet. İnsan suretindeki şeytanlar görürsünüz. İblis secde etmedi, kişinin kendisi bu. O zaman şeytan oldu, şeytan değildi bu. Secde etmedi. Etmeyince şeytan oldu. Şeytan değilken bunun sorumluluğu nedir abi İblis'e? Yani böyle din teklif edilmiş. Yani Müslüman ve cinler kâmesi, İblis nedir yani? Cin. Cinlerin bir taifesi yani. Dört taifesi var bunların. Toprak cini, hava cini, su cini, ateş cini. Allah Resulü'nün hadisinde de ahmer diyor. En tehlikesi o. Ama çok basittirler yani. Böyle bu dersleri bildikçe o çok rahat ediyorsun Allah. Onların gücü senin cehaletindir. Cehaletin onu muammallaştırdı. Bir de toplumda böyle böyle hamur gibi dağın tepesinde kar topu yapar da bırakırsın. O bir şekilde bu hurafe, çığ olur yani. Hurafeler eklenmiş, şöyledir, böyledir, sanki insan üstü bir şeydir. Hiç ne alakası var lan tuvalette, senin bilmem neyin yiyor işte o. Bu kadar basit. Soru serbest mi? Soru serbest. İblise ilzam, şeytana ilham. Harika, şeytanın vesvesesi yani. Fehimle alakalı, iblise ilzam diyor. Evet, iblise ilzam. O bir şahıstı, susturdu. Evet, sıfatı devam ediyor. Şeytan ise düşüncedir, fehimle alakalıdır mı? Evet, fehimle. Yani vesveseyi o ve vehimi o veriyor. İblisin İzzet sıfatıdır şeytan. Mesela hennaz, ondan sonra neydi ya? Azazil. Azazil, bir sürü şeyleri var ya bu. Azazil, hariz gibi sıfatları var. İblis fiziksel olarak ilzam edilen, susturulan bir kişi. Şeytan ise herkes olabilir. Tam yani o bir düşünce. Düşünce boyutunda aktif. İvham olma. Evet. Yani onu mesela diyelim ki ben benim ama benim düşünce ekolüm ve düşünce şeklim her tarafa yayılıyor diyelim. O işte. Şeytan sistemin adıdır. Sıfat ve unvanıdır. Sıfattır şeytan. Kendisi ise iblistir. Kendi zatidir. İblis günah işleyendir. Şeytan da Allah'a karşı rezil olmaya çalışıyor, bizi rezil ediyor. Talebelerin kadar fakirsin, taleplerin kadar fakirsin, talep azlığı kadar zenginsin.
Bu çok önemli, bunu kullanıyor adam. Terkleri yapmadığın için şeytan oldu. Terkleri yoktu. Yani kibrini ve hasedini terk etmedi deniliyor. Haris, Azazil, şeytan isimleridir. Arapçası Farisi, mesela Arapçası Haris. Azazil, Farisidir. Şeytan sıfatıymış. Bu his ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa filozoflara. Yani bu şeytan dediğimiz, yani iblis, Avrupa filozofları, yani bu münafıklarla birlikte iş tutuyor o zaman, onlara güveniyor. Dünya üzerinde o şekilde çalışıyor. Evet, aynen. Ben şimdi sistemi okuyayım. İşret edelim, kız suretine bakalım, hoş şarkıları dinleyelim, tatlı yemekleri yiyelim. Evet. Bunları Ramazan'da yapamadığı için şeytan bağlanıyor. Bunları yapmadığın için sistem devre dışı oluyor. Şeytan devre dışı oluyor. Şeytanın bağlanması. He? Şeytanın bağlanması var ya. He, şeytanın bağlanması. Dört tane şeyle yaklaşıyor insan. He. Bu dört taneyle yaklaşıyor. Başka yaklaşamıyor. Bir, işret edelim. İşret edip keyif edelim. Yani içelim içki. Kız suretine bakalım. Yani kız suretine bakmak orada işte televizyondan tut da Facebook'tur, şudur budur, bütün hep şeyde hepsi girer yani. Aktif oluyor. Aktif oluyor. Hoş şarkılarını dinleyelim. Kulak. Tatlı yemekleri yiyelim. Ulan göz, kulak, mide, öbürküsü neydi abi? Tatlı yemekleri, hoş şarkıları diyelim, kız suretine bakalım, işret edelim. İşte kulak. Gaflet. Aklı kaldırıyor. Aklı ortadan kaldırıyor. Göz. Düşünmeye gerek yok. Mide var. Yani. Bak. İşret edelim, aklı devre dışı yapıyor. Kız suretine bakalım, kalbi vuruyor, günah. Göz de artık yani, evet. Kalbe gidiyor. Ondan sonra hoş şarkıları dinleyelim, ruha gidiyor. Tatlı yemeklerinin eylemi bozuyor. Ceset. Aklı ele geçirmeden hiçbir şey yapamaz. Yapamaz. Tasavvurunu... Bak şimdi, bugün yazdım, Allah razı olsun güzel. Düşünce nedir biliyor musunuz? Düşünceyi anlamak için, ya ben dedim, muşahhas, nefsülemede bir misal istiyorum. Kuvvet var ya kuvvetler, yer çekimi, kaldırma, fiziksel kuvvet. Doğada fiziksel kuvvetler neyse, dimağda düşünceler odur. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız, ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz. Buna ait kitap yazmış adam bizim oğlum. 16. defteri almış. Kuvve oluyor öyle mi? Evet. Düşünceler kuvvettir. Melek ya, şeytan işte. Evet. Kesinlikle, ama benim için bu kesinliktedir. Ne olmak istiyorsunuz? Canı sıkıldı masada, bugün o uyguladı. Bana duygunu kontrol edecek kadar bakter insan ol ya. Canım sıkıldı yani çünkü çok darlattı beni telefonla çok. Yani hani alttan alıyorum, üstten alıyorum, olmuyor, şey yapıyorum. Başka birisi aradı, doktor demiş 3 gün sonra vefat edeceksin bugün, 6. gün, niye ölmedi bana, ne soruyorsun? Alman doktora sor ona. Niye ölmedi? Ya, doktor demiş ki 3 gün sonra bugün 6 gün oldu. Ondan sonra şey, ya ne yapayım ya, bir sürü yemek oldu, ders çalışıyorum. Ne yaptım, ben niye anlatıyorum biliyor musunuz? Lanet ederim öyle, kanuniyeti anlatmıyorum yani, Kur'an'da da. Bir şey anlatacağı zaman ya Yusuf'u kullanıyor aleyhisselam ya Musa'yı. Ondan sonra kalktım dedim ya bir çay alayım. Dedim bir çay yapayım, işim bir çay vardı. Ondan sonra bak şimdi anlatacağım. Çay kuruttuk ya kahveyi. Aldım. Of be, ne kadar da hoş kokuyormuş ya. Konuşuyorum kendime mutfak. Bayağı da hoş kokuyorsun değil mi dedim. O da bana cevap verdi. Çok acele yap dedi ya. Sana gelmek istiyorum dedi. O konuştu, ben konuştu, çayla diğer konuşmaları unuttu. Duygu kontrolünü yapın. Kendinizin mimarı olun. Mühendisiniz siz olun. Bir şey de hatırlatmak istiyorum. Daha birisi başlamadık, kalsa bakalım buradayız. Bu çok hoşunuza gidecek, çok hoşuma gidiyor. Abi siz anlatırken ben de bir şey çizdiniz mi? Ha çiz. Şimdi insan köle bir mahluk değil. Doğanın, tabiatın, hadiselerin doğurduğu bir insan değildir. Doğanın, hadiselerin, şunu kastediyorum, verdiği malzemeler var ya, işte depremdir, ölümdür, doğmaktır, askere gitmek gitmemektir, kilo alıp almamaktır,
dedi demedi halamdır teyzemdir. Bu malzemeler girdi mi? İlle bu malzemelerle konuşmak, düşünmek köle insanıdır. İnsan bu değildir. Ya, ya ona geçmeden ne demek o zaman? Hadiseler, olaylar seni şekillendiriyor. O zaman ben doğanın çocuğuyum. Hadise ve doğanın çocuğuyum. Onlar benim düşüncelerimi oluşturuyor. Yani emrin ismi, emrin itibar. O, ona mahkumum, onun dışına çıkamam. Hayır, insan bu değildir. İnsanın düşüncesini şekillendiren değildir. İddia ediyorum edeceğim de, düşünceler hadiseleri değiştiriyor. Ben değiştiriyorum. Buna fiziksel bir örnek vereyim. Yarık deneyi var. Gavur yapmış, Müslüman yapsa yobaz olur. Çift yarık deneyi. Çift yarık deneyi. Normal elektronik şey yapıyorlar, gönderiyorlar. Karşıda o yarık gibi şekil alıyor. Birisi gözlüyor, birisi bakıyor. Bakınca o yarık deneyindeki netice değişiyor. Daha geniş çaplı bir yere atıyor. Bu korkunç bir deneydir. Yani fiziksel bir şeydir. Birisi seyrettiği zaman, benim ilkokula giderken, demek eskiden bir kafam şeydi. Yani diyordum ki, inanın yalan demiyorum tabii. Hani diyecek, bazılar der ki uçuk şeyler söylüyor. Yani çocukken öyle düşünüyordum. Bizim köy böyle vadili ya böyle. Orada ilkokulun bahçesine bakıp karşıki dağa bakardım. Derdim ki ben baktığım için böyle. Aslında böyle değil. Sonra dönerdim. Şöyle bakardım. Hatırlamaz gelmezdi ki. Oraya kadar düşünebiliyordum da ondan sonra diyor. Hani arkaya bakınca böyle gizli bakınca sanki gizlemiş. Hayır, baktığın gibi orada da oluyor. Yani niye beni heyecanlandırıyor? İnsanın düşüncelerini oluşturan hariç değil, İnsanın düşüncesi harici şekillendirir. İkinci misalim, yarık misalinde, göz adamı götürür mezara. Bak, o beni şekillendirmedi. Şurada yatanların diyor, mezarda yatanların, Allah Resulü diyor, yarısı gözde gitti diyor. Hatta hepsi oyun etsiniz, yalan olmaz mı? Yalan olmaz diyor. Öyle devamında öyle diyor. Ustad 13. şuada, nazar bana dokunur diyor. Yani düşünceler, mesela fizik buna varmış. Diyor ki, olumsuzluğa odaklanan insanın müspet bir şey denk gelmez. Hem niye olumsuz geliyor? Sen davet ediyorsun. Bugün söyledim. Bugün söyledim. Değerli oğlum. Ulan bana bir tane olumsuzluk gelmiyor ya. Bu sefer bana telefon etmiş. Diyor ki, ya bütün işlerim ters gidiyor, bütün işlerim ters gidiyor. Gitmiyor dedim. Dünyada hiçbir şey ters gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Baba, sen güneşin farklı yerden doğduğunu gördün mü? Ne ters gidiyor? Yağmur aynı şekilde. Asitmiyor abi. Ama bütün hiçbir işlerim olmuyor. Ulan kalkmışsın Hasan gibi bir adamı da arayabiliyorsun ha telefonla. Bak düzgün giden işin var senin. Bak hani bu ters mi bu iş? Niçin? Ha, onu yorumlayan sensin. Ters bir şey yok. Terslik yok. Demek ki insan değiştiriyor onu. Niye? Nazar, hani. Niye nazar? Mane ismi ana herifi bir şeydi. Ha. Düşünce dedi ki, düşünce benim beynimin yer ya da elektromanyetik alanı belirliyor. Bir dakika, düşünce? Düşünce, benim düşünce koydum ve düşündüm, elektromanyetik alanımı etkiliyor. Beynin yer ya da elektromanyetik alanı var ya, onu etkiliyor. Eğer o dalga boyu neyse, sonsuz olasılıklardan o dalga boyuna göre olasılıklar seçiliyor. Yani ben seçiyorum o dalga boyu. Fiziki çok güzel. O düşünce dalga boyunu oluşturuyor. Dalga boyunda da seçenekleri seçiyor. Efendim? Söyle, söyle, izle, söyle. Mesela az önce dediniz ya abi, düşünce bizim dışarıdaki kuvveleri. Kuvve neydi? Melek. Evet. Yani melek sistemi oluşturuyorsun. Evet. Meleklerle beraber melek sistemi oluşturuyorsun. O sen oluşturuyorsun. Senin düşüncen o kuvve ne demek? Yani yok olan bir kuvve ortaya çıktı. Onu temsil eden melek yok mu? Melek. Bak şimdi. Kuvve. Düşünce nedir? Anlamak için yer çekimi kanunu, fiziksel kanunlar, elektron proton arasındaki güçler. Dışarıda güç nedir güç? Kuvvet nedir? Düşünce nedir? Belli ki karşı. Peki bunu doğru söyle dersen, düşünceler dalga boyunu oluşturuyor. Dalga boyu kısacası. O dalga boyu da nihayetsiz seçenekler içinde onu kendisine uygunu seçiyor. Mesela dalga boyu şeyde de var ya, hangisi o frekans aralığı mı var?
farklı frekans aralıklarında hangisi kendine uygunsa onunla örtüşüyor. Yani, onlar böyle rezonans deniyor. Birbirine uygun davranıyor. Neyse onlar değmiyor birbirine mesela. Uyumlanır ya. Hasan bir de sen arkana baktığında dağı görmüyor, belki olmayacak dedin ya. O da kuantumda süper pozisyon deniyor ona. Normalde olasılıklar sonsuzdur. İnsan düşüncesiyle tek bir olasılığı sürekli seçtiği için biz belli bir olasılığı, yani tek bir düzlemdeki olasılıkları görebiliriz sadece, diğerlerini göremiyoruz. Yani. Olasılıkları göremiyorsun. Aslında nihayetsiz olasılık var orada. Süper pozisyon bunu söylüyor zaten. O bir yerde değil, o bir yerde olamaz zaten. Yani aynı ya, nihayetsiz olma var ama ben şimdi de öyle. Orayı mesela diyelim ki ağacı dikmedin, ağaçları kesin, yağmur geliyor mu adet olan? Yani. Gelmiyor. Yağmurun gelmesi ben oluşturuyor. Kanun ile ben atladım. Kayyumiyet bizim üstümüzde oluyor. Bizi de, bizim ve altı yol kavşak gibi bizim üzerimize cereyan ediyor. Onun için fatura büyük oluyor. Fatura büyük oluyor. Aynen. Ölüm de öyle. Bak şimdi bir yağmuru seyrettim mi? Bak Müslüman değil ya. Yani. Sen mi vermiştin ya? Ben vermedim ama izlemiştim. Zeytemon'la beraber mi işin? Birilerini izlemiştim. O getirdi. Adam motosiklet sürüyor. Trafik kazası geçirdi. Benden aşağı felç oldu. O galiba. Felç oluyor. Ve adama diyorlar ki maalesef doktor heyeti geliyor. Bundan sonra sonsuz ölünceye kadar belden şu boyundan aşağı çalışmayacak. İnan vallahi hiç dedim. Bir şey değil. Aynı doğru video. Ya ona mucize oldu. Sana da olur. Dedi ki bundan sonra tamam. Kafa çalışmıyor. Aynı düşüncelerimi bakayım dedim ne yapacak, niye bu? Birisiyle getirmişti onu seyrettim. Sonra adam tamam gitti. Adam her gün egzersiz yapıyor. Her gün bilmiyorum kaç defa hayal kuruyor. Düzeldim. Yatakta oturdum, ayağımı koydum, elbiselerimi giydim, merdivenlerden iniyorum, galiba bir kattı, kapıdan çıkıyorum, taksiye binip eve gidiyorum. Her gün egzersiz yapıyor, hayal ediyor. Hayal ettikçe öyle düşünüyor, öyle düşündükçe öyle inanıyor, öyle inandığı için Allah da öyle yapıyor. Eneyine zeyni abdibi. Kafir falan fark etmez. Değil, fark etmez o. Kanundur bu. Mesela Müslüman da bıraksın, kafir de bıraksın, düşecektir bu. O kanuniyete giriyorsun. Kanuniyete giriyorsun, bitti. Çünkü Allah'ın bu ayetine uyuyor. Allah'ın iki türlü ayeti var. Bir A, bir E. Ayat-ı tekvini, evameli tekvini. Sen onda şöyle oldu abi, o kişi için diyelim, o muhtemelen iman etmeyen birisiydi değil mi? Allah'a inanmadı, yani muhtemelen diye. Evet. Kanuniyeti yakaladı, bu dünyada karşılığını gördü. Eğer kanuniyetin ötesinde, aynen, hakikatinden şeyine geçse ahirette de karşılığını görecek. Aynen görecektik. Buradaki ayat-ı tekvini yakaladı. İrade sıfatına gelen kainat ayetleri, kuralları var. Bir de kelam sıfatına gelen evamir-i tekvini ayetleri var. O da Kur'an. Ve unuttuk. Günde kaç defa yapıyor ama hayali, unutmayın, hayali düşüncesini, düşüncesi de hayali düşünce de İnancını oluşturdu. Tamam, dimağ çalıştı, hayal dimağ çalıştı, işte itikatlaştı. Aktif oldu. Bu sefer bedeni zorladılar. Sinyal veriyormuş. Sonra fizikçi çıkıyor araya. Araya giriyor fizikçi. Diyor ki, nasıl olur? Yani bizim diyor tıptaki söylediğimiz hakikaten ilah ayet değil ya. Yani Allah'ın Kur'an'ı değil ya. Yok sinirler olmazmış. Geç olursa da olur. Aşağı anda sinir tamir olmaz. Eski demode olmuş o fiil. Oluyor. 7 senede dahi olsa. Eskide olmazdı. Ağabeyin mesela ayağında ateş gibi şey, sinirler arası açılmış. Olmaz mı? Eskidendi diyor hoca efendi. Tanıdı beni. Biliyor. Eskidendi sinirler tamir olmaz. Olur. Olanlar da mucizeler görüyoruz. Ha, şimdi ne yaptı? O bilmem günde kaç defa yaptı. Vücudum çalışıyor. Yatağa oturuyorum. Oturuyorum. Elbiselerimi giydim, merdivenden aşağı iniyorum, hayal kuruyor, tamam. Arabaya bindim, eve gittim. Yapıyor kaç defa ve ayağa kalkıyor. Ve bir anda kalkıyor o hayaliyle, inanç oluyor tamamen. Kalkıyor, iniyor, bütün hastane ayağa kalkıyor. Adam yürüyor. Yürür kardeşim. Benim için gayet normaldir. Bir parçasını ben denedim. Neydi Ece? Bu şekilde yapılabileceklerin bir sınırı var mı? Yani ben sınır görmedim.
vallahi sınır görmedi. Ben de öyle düşünüyorum. Ben bedeni eritip başka bir yere taşınabileceğine de inanıyorum. Abi böyle şeyler söylüyorum. Ceset yapıyorum. Oraya taşıyabilirim düşüncemle. Mesela Karos. Niye biliyor musun? Ruh her yerde zaten kayıtlı. Zaten her yerde var. Ben orada malzeme şekillenecek. Yani biz hep zanlarımız için Allah'a suizan ediyoruz. Olmaz. En büyük zan zaten suizan Allah'a yapılıyor. Yani ruh cesede hakim olursa olur da yani ehli iman olmayan bunu nasıl yapar? Şimdi orada da o zaman bir kanuniyet kanun var. Kafiri de çalışır bu. Hadisler yapıyor. O zaman şeyin yani ruh cesede hakim olmasının yani sadece hani biz diyoruz ya aklı kalbimize ruhumuza cesedimize hani o şey, kolay yol. Yani bizim için din yapıyor. Kullanıyoruz aslında. Mesela Budistler mesela. Evet mesela şeye basıyor. Camlara basıyor. Tamam. Mesela diyelim ki yanlış anlaşılmaz. Budist mesela diyor ki ben diyor çok hareketi bilmiyorum. Ama bir hareketi çok iyi yaparım. Nasıl yaparım? Onu yapmadan önce yorulana kadar düşünüyorum diyor. En eskide meşgul olduğum için bu sanatla. Mesela böyle. İlk önce hayal ediyordum diyor. Tamam mı? Yorulana kadar onu hayal ediyordum. Sonra onu yapıyorum diyor. Hani ama böyle yapsam bunu yapamam. Düşünceden sonra yapınca mükemmel oluyor. Yani bunu böyle yapacağım. Bu saniyede takık oluyor. Bu mümkündür. Kanseri de böyledir. Kanser hastası mesela yapsın böyle. Kanser tamam mı? İyiyim. Vallahi aşamayacağı bir şey yok. Yeter ki o itikadı olsun. Maddeyi değiştirir. Çünkü üstad diyor ki maddeyi değiştiren dört şey var. Niyet, nazar, mana ismi, mana harf. Değiştiriyor. Peki üstadın kanunu yakalanmış olmazsa bu nasıl olacak? 28 defa zehirleniyor. Nasıl peki yaşıyor? Mesela kanunu alıyor dediğin zaman ağır mı nasıl mümkün değil ki? Abi ben şimdi... Çocuğa hemen alacağım seni. Ya bu kadar ne kadar mı alıyor çocuğa? Ya bak bir yapayım bak yok. Hakikaten nasıl susuyor hakikaten yok. Bak aa yok karnına yok. Çocuk öyle inandı i̇tikadını yok. İtikadını düzeltti değil mi? Ha itikadını düzelttin çocuğa. Abi ben şimdi sürekli kilo almaya çalışıyorum. Ama zayıflığı hayal ediyorum. Yani zayıf olduğumu hayal ediyorum ve kilo alamıyorum. Şimdi tespit ettim diye kilo alamıyorum. Ya acayip bir şey ya. Ha bak şey ne diyor biliyor musun? Doktor bir şey yapsın bana, affetsin beni. Şey dedim ki yardımcı doçent. Ya dedi çok seni izliyorum. Tamam psikoloji. Sorunum var. 7 sene ilaç kullanıyordum. İlacı bıraktım dedi. Ondan sonra vesile oldunuz. O noktadan çok kıymet ediyor falan. Dedim ki benim böyle doktorların da söylemleri var tabii. Tıbbi şey. Benim söylemle, konuşmamla, onların arasında ne fark gördün? Sen yardımcı doçentsin. Hani ilmi çerçevede, ilmi yani ama ne hoşuma gidiyor dindir falan diyecek, demeyeceğini biliyorum. Yani sokmayacak onu dinimini değil. Ne fark var? Dedi ki, doktorların, profesörlerin söyledi, şu malzemeyi böyle kullanırsan bu olur. Bu böyle olmadığı için ne böyle ortaya çıkıyor. Bunu kullanırsanız bu olur. Ondan sonra böyle böyle yapmadığınız için böyle gözükür. Bu tarzda. Ama sizin dedi şeylerle, Risale'ndeki tespitlerini hadis ve ayet kullanıyoruz ya. Siz malzemeyi değil, sistemi anlatıyorsunuz. Sistem. Mesela dimağ haritası, serbest bölge. Biz onu nöronlardan, bilmem şeylerden, sinapsiden şundan bulamaz etmedik ki. Ona bediği zaten işte. Bu ses gelince buraya oluyor bunlar tamam mı? Bunlar dediği de o. Yani bunun yazılımı var ya tahayyül, tasavvur, taakul. Bu sistem. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikad. Bu sistem işte bu. Yani ama adam bunun bir sistemi bilmiyor. Serbest bölge bilmiyor. Diyor ki bağır çarp patlatsın şöyle yap böyle yap iyi olacaksın. İyi seçeceksin. Sen hiç oturduğun zaman ona gerek yok. Böyle yapıyorsun. Sıkın. Serbest bölge. İşgal altındayım şu anda. Hücuma girdim. Yani bir isine gene kullandım. Sen falan dersi dinledin mi dedim serbest bölge. Evet. Şu anda canım sıkıldı diye. Çok iyi değilim diyor. Uçağa binecek. Ha?
Dedim ki, şeytan var mı? Var tabii dedi. E sende de var değil mi dedim. Ne yapacak şimdi dedim. Tam uçağa binerken çok yemek yeder mi demez dedi. E, denize girer misin biraz kulaç at boğulabilirsin. Şeytan aman boğulacaksın aşağıda. Lan uçağa biniyorsun da şimdi boğulman ne alakası yüzüyor musun ki? Ha demek ki ne iş yapıyorsan o cinsten verecek. O zaman oradan çık. Uçağa binerken uçağa korkuyorsan tarlaya gidiyorum. Mısır tarlasına gideceğim böyle hakikaten kuliva var. Tamam Mısır'ın kafasını kuliva diyoruz. Bak uçağa biniyor ha ben ne anlatıyorum ona bugün. Uçağa binerken uçağa düşünme. Hayal et. Gelin cebine koy. De ki kulübaya gidiyorum. Ona bak Mısır'ı aktif koparttım. Böyle bir kılıf bir kılıf bir kılıf da lan böyle bir yer. Kokusunu duymaya çalış ya Mısır'ı. Duy ya duy duy şunu. Oh ne güzel kokuyor. Ben yalan söylemiyorum. Ben koku aldım şimdi. Yalan diyemiyorum. Merkezde var yani. Onu aktif etti dışarıya. Yani içeriye dönük var, dışarıya dönük var. Siz de alırsınız. Onu her yerde yardım... var zaten. Ha? Her yerde var zaten. Ben ortaya çıkarttım. Orada var zaten. Keramet değil ki. Karnım bu. Ulan bu düz yapıyor da ben niye yapamayayım ya? Ya var. Ha. Ondan sonra dedim koy oraya. Zaten ondan sonra uçak kalkmış olacak. Pişirene kadar. İnanın tarla. Şimdi korktum da bir de tarlada kalır şimdi uçağa da binemezsin. Hocam, ben geçen hafta iş yerinde hani tansiyon kontrol genel rutin şey var da ben biraz heyecanlandım. Sen dedi ne yaptın dedi. Bayağı bir yüksek çıktı tansiyon falan. Ama ben şunu söyleyeyim, ben dedim düşüneceğim dedim düşürebiliyorum. Eczaneye gidiyorum, sakin olurum tansiyon düşüyor. Bir de mısır tarlası dediniz. Hani böyle çok daraldığımda falan yeşillik bir alana gidip kafamı boşalttığımı hissediyorum. Evet, böyle hayal. Bak, tersi de var. En güçlü o. Dışarıda şöyle gelir. Hayaller, düşünceleri, düşünceler de itikatları oluşturur, güç olur. Tamam mı? Tersine itikat ediyor, o adamın yaptığı gibi. İtikat, yani bu aktif olacak. Akla bu mesajı veriyor, itikat. Ayağım kalkıyorum, ayağa kalkıyorum. Feşte o. Kalkıyorum ayağa. Yani spor öyle değil mi ya? Konsantre bu değil mi? Öt diyorsun, kırıyorsun. Konsantre ya. Peki o güç neredeydi arkadaşlar? Şu anda güç yok. Bir vurayım elim kırılır mermere. Ama konsantre olayım bunu kırıyor. O güç neredeydi? Ha işte bununla çıkarttı düşünceyle. O batındaki enerji çıkartın. O enerjiyi çıktı mı Harun? Ona yön veriyorum. Burada buraya sinirleri bağla, sinirleri bağla. O hani öt diye konsantre olup çıkan enerji neredeydiyse onu çıkarttım, o enerji mermere vurmuyorum. Sinirleri bağla. Bağla, ayağı hareket ettir. O enerji diyor. Ne yaptı? Başka bir şey söyleyeceğim de şaşıracaksın. Buradaki sinirleri bağlamadı o. Ne yaptı biliyor musun? Ayakları hareket ettirdi düşünceyle. Kalktı. Burada sinirler belki tıbben de kopuk ha. Nasıl? Onu hareketlendirdi, düşüncesiyle onu hareketlendiriyor ve iki de beyinle hala komutta, uzaktan kumanda gibi ve gittikçe o şey yapacak, onun etrafını saracak. Bu değişik bir şey, tamam mı? O ayağını hareketlendiriyor. Rüyalar da öyle. Şimdi gelelim iblise ve cin arasındaki fark. Ne oldu? Şu anda 9, bir saat mi geçti? Abi bir müdahale edeyim ya. Az bir şey müdahale edeyim mi? Tamam et. Et demiş. Abi siz şimdi... Ha sen ha sen. Yok yok bu basit sizin şey... Siz... Abi şurası kablo kavisey mi? Şurası... Kavisey. Peygamberimiz Miraç'ta çıktığı nokta burası mı abi? Burası değil mi? Peki Miraç, Peygamber Efendimiz'in bir mucizesi mi abi? Peki mucize, insanoğlunun hududunu mu çiziyor abi? Demek ki buraya kadar ben çıkabilirim abi. Öyle mi? Evet. Tamam. Şimdi, cehennem ve cennet. Eğer biz, bunun altında da daire ilim var değil mi abi?
İlim var. Peki şeytanda ilim var mı abi? Var. Var. Burası peki şeytanın miracı olamaz mı? Hani biz kürsüden yukarı çıkamıyor diyoruz ya abi. Çıkamıyor ama hani mesela hep herkes cenneti hayal eder ama. İlmiyle çıkar da kendisini çıkabildiği yer. Mesela senin ilmin kabı karşısına kadar gitmiyor mu? Evet. Ama gitmiyor mu? Gittin mi bedene? Şeytan kürsüye kadar çıkar bedene. İlimle buraya kadar çıkar. Hasan abi, o zaman şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Cebrail nereye kadar çıkmış Miraç? Peygamber Efendimiz'e eşlik ederken abi. Arş'a kadar. Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz, evet. Ha, şuraya kadar. Evet. Arş'ın ağzının altı Lef-i Mahfuz'un kapsıyor değil mi abi? Evet, yani. Cebrail'in çıktığı yer. Cebrail. Şimdi Hasan abi, ben diyorum ki Cebrail buraya kadar çıktı. Bunu daha önce de söylemiştim. Cebrail buraya kadar Cebrail olarak çıktı. Bundan sonra artık Cebrail vasfını kaybetti. Bundan sonra o artık bugün Harun'la konuşurken bir misal vermiştim. Hasan abi, akü bakıyoruz. Şurada iki tane ucu var. Akü. Hiçbir şeyin bir yerinde kendi kendine verdiği bir zarar yok Hasan abi. Bunu çünkü test, yani denk geldi bir olay hadise. Tahvurda abi. Bu hadise, bu aküyü kurarlarken aküyü tutuyorsun, kaldırıyorsun, yok. Şunu tek başına tutuyorsun, sıkıntı yok. Bunu tek başına tutuyorsun, sıkıntı yok. Şu ikisini aynı anda tuttuğunuz zaman çarpıyor abi. Tamam mı? Şimdi ama aküde bir sorun yok. Burası akü Hasan abi. Bu dışarıda çarpıyor, dışarıda elektrik olarak görünüyor, dışarıda güç olarak görünüyor. Ama bu bütünlük burada akü. Kutup başlar cennet cehennem mi? Evet, misal. Bunun ikisini tuttuğunuz zaman çarpıyor abi. Harika, acayip bir şey. Hiç böyle bir şey düşünmüyorum. Şu akü şurası. Yani oradan... Söylemek istediğim şu. Evet. Şimdi burada şeytanın... Şeytan Hasan abi cehenneme çalışıyor. Cehennem de Adem'e çalışıyor. Bitmiyor. Burada Adem olarak karşımıza çıkıyor abi. Neyi anlattı biliyor musun? Şimdi bir hadis misal vermiştim. Ona on. Yarım metre su olsun, hayal edin. Ona on. Kare olacak. Tamam mı? O oraya plastikten renkli ne yapalım? 50 santim, 50 santimetre plastikler koysak, tam sıfır. Su gözükür mü? Gözükmez. Suyu aşağıdan oynatsak, plastikleri yer değiştirir mi? Yok, yapışmış ya. Peki, oradan 3 tane, buradan 5 tane falan, 2-3 tane belirli noktalardan o plastikleri alsak, suyu aşağıdan oynatsak, plastikleri yer değiştirir mi? Değiştirir. O ara boşluklar şeytan. Evet. Yani hareket etmesi için. Eğer şeytan olmasa kainat donuk olur. Elektriğin akabilmesi için eksi olması lazım. Onun için kutup başı eksi, şuraya da şey koy. Cennete de artı de. Artı böyle yapmak istemiyorum. Kiliseye benzetmek için yapmışlar da. Ben de böyle yapıyorum. Hani bu haç, onu bile buraya uyguladılar. Anladın mı? Haç, açık, kasten yapmışlar. Pozitif, negatif diyelim. Ha, pozitif, poli negatif diyelim. Neyse, bu arada da. Şimdi, o eletin akımına, bütünselliğine vesile oluyor. Demek ki, şeytan, kainatı donukluktan çıkarmış. Ara boşluklarıdır. Mühletin verilmesi de mi bu abi? Evet, evet. Zamanı verilmesi. Zaman verilmesi o. Boşluk ara boşluk yani. Kalkacak. Onun için şeytan çok ciddi iş yapıyor. Sen şeytan olmak ister miydin Tolga? Evet. Ama çok ciddi iş yapıyor değil mi? Ne fedakarlık ya. Şeytan görevlendirilmiş. Aklıma ilk kez hayatımda şöyle bir şey geldi. İblis secde etseydi. Yandık. Sesli bir aklıma geldi. Böyle bir şey insan aklına yandı. İnsan olamazdı. İnsan olamayacaktım. Abi ben... Görevlendirilmiş demek ki. Yani evet. Öyle bir şansı yok. Ya bir şey alacağım sonra. İki tane vazife, ciddi bize katkısı var. Bir, söyleyin, şeytanın vazifesi. Kemal'e emrinin vazifesi. Emrinin vazifesi.
Mekasidi hayriye külliye. Mekasidi hayriye külliye bir sebeptir. Kemalat insaniye. Kemalat insaniye bir sebeptir. ortaya kalksa bu ikisi olmayacak. Bak kemalat insani olmayacak bir şey. Osman. Evet. Bir, mekasidi hayriye külliye olmayacak. Ne kadar şey olacak? İyi ki lazım. İyi ki secde etmedi. Topeste orada kütletilmez. Abi bir daha geleyim Allah aşkına. Gel. Şimdi Hasan abi, bana teklif nerede yapıldı? Bir nokta gösterebilir misiniz? İlk önce ruhlar aleminde yapıldı. Şu mecunun altında mı? Evet, arşta. Arş azamda. Arş azamda değil mi abi? Evet, ruhlar orada. Orada yapıldı değil mi teklif? Evet, orada. Şimdi, ben burada neydim abi? İlk önce ruh cebeli ve ruhtun. Ruhtun. Aa bak orada bak, giydirdin. Ha, burada vardı. Peki abi, şunu söylesem çok mu şey yapmış oluruz? Çok mu ileri gitmiş oluruz acaba? Bana bu teklif yapılırken, şeytan benden başkası değildi. Yani benden başka bir şey değildi. Benim içindeydi. Benim içindeydi. O teklif yapıldı ya bana abi. Reddetme hakkında vardı demek ki. Evet. Demek o reddeden tarafın neydiyse, oydu. Oydu abi. Şeytan zaten senin dışa vuruşun ya. Bu dışa vuruşun. Sana başka bir şahsiyet yok ki. Aynen abi. İşte oh elhamdülillah. Buydu abi ya. Çünkü sana teklif edildiği zaman emanetini, emanet alıyor musun, almıyor musun dendiği zaman teklif edilebilmesi için reddetme meziyetinin olması gerekmiyor mu? Evet, kesinlikle. Şeytan peki bana burada musallat olacaksa, orada kim bazı ruhlar reddetti? Evet. Elestu bir Rabbikum. Demek ki, peki abi bu şeytan kimdir? Benim dişe vuruşum. Kesinlikle, bu işte ya abi ya. Bu işte. Şeytan. Şeytan dişe vuruşudur. Melek öyle. Meleke, bak melek, melekelerimiz, maliklerimiz, Cemi, Ceberut. Melaike işte. Hı. Melekelerimizin cemi, dişe vuruşu, vücud haliceleri. Biziz kardeşim. Onun için mahiyet insan bir de bir tane bir şey var, başka bir şey yok hiçbir şey. Evet. Sen de insan evlatsın. Orası, burada konuşuyoruz. Öyle bir şey mi yok? Diyorlar ya, sen de az da şeytan değilsin. Değil. Peki, iblis hakkında biraz malumat vereyim. İblis cinden idi de Rabbinin emrinden çıktı. 18. sure 50. ayet. Bir daha. İblis açık sormayın cinle şeytan arasındaki fark. Bir şey mi diyecektin söyle. Abi kabul eden de yok mu orada? Bir var. Reddetti. Onun adı Azazil. Evet. Kabul eden Azrail. Ruhtaki şeyin. Evet. Dimağda inersen gök zemin dağ gibi Rail. Oradaki Hannas belki de. Aynı şeyler. Aslında çok keyifli değil mi? Çok. O zaman burası orası, yaşamak, ölmek, gitmek, gelmek. Ama buranın kıymetini bil diyor. Gazale ne güzel diyor. Öptüm ayağını. İnsanlığının kıymetini bil diyor. Bir de ölünce insan olamayacaksın. Meal 18. surenin 50. ayet. İblis cinden idi de Rabbinin emrinden çıktım. Araf 12. İblis ateşten yaratılmıştır. Ayetlerle gidiyorum, bak dikkat edin. Başka, canlı da daha önce çok zehirleyici ateşten yarattık. Can, cinlerin cemidir. Hicr 27. Canlı da yalın bir ateşten yarattı. Rahman 14-15. Melekler ateşten değil, nurdan yaratılmıştır. Hadis-i şerif meal icmalisinde melekler nurdan yaratıldı. Cin ise dumansız bir yalından yaratılmıştır. Fahrettin Razi Tefsiril Kebir. Bu hep kaynakla. Sonra biz biraz ele alacağız. Yani teknik bilgi bunlar. Doğru düşünmek için teknik bilgi. Hududumuzu bilmek adına. İblisin zarureti var, meleklerin yoktur. İblisin, İblisin zürriyeti var, meleklerin yoktur. Kehf 50. Hasan-ı Basri radıyallahu anh diyor ki, İblis hiçbir an meleklerden olmamıştır. Hani o da melek gibi falan. Meleklerin yani, hocasıydı. Hikaye. Adem insanların atası olduğu gibi o da cinlerin atasıdır demiş.
Hasan-ı Basri. Onlar da Adem oğulları gibi doğum yoluyla çoğalırlar. Taberi tefsirine geçiyor. Şimdi Zuhruf 19 okuyorum. Meleklerin zürriyetleri yoktur. Meleklerde dişi ve erkek yoktur. Zuhruf 19'da. Şeytan yani ama şey olarak birleşiyorlar. Horoz tavuk birleşmesi gibi enerji akımı. Yani şeye de benziyor. Kurbağa yavrusunu nasıl büyütüyor biliyor musunuz? Geçen demiştim. Bakarak. Öyle besliyor. Enerjisini veriyor. Yani gıdasını yiyor kendisi. Enerjiyi dönüştürür. Bakarak gözünde kaşıya verir. Yavrusunu bakarak büyütür. Kurbağa gibi olma derler ya. Kurbağanın herhalde bir cinsi veya kurbağaların hepsi mi? Artık böyle bir şeydi. Şeytan Adem Aleyhisselam yaratılmadan yaptığı ibadetlerden ötürü makamı yükselerek 7. kat semaya kadar çıkmış ve cennet bekçiliğine yükselmiştir. Şeytan olmadan, emre muhalefet etmeden önce cennet bekçiliğini yapıyordu. Bekçiymiş. 7. katın üstünde ya cennet. O oraya kadar yükselince bekçilik verilmiş. Bekçi biliyorsun hadisenin dışındadır. Emri kibirlendi, şeytan oldu. Öz cümleler aldım. İblis nefis sahibiydi. Mücahit der ki, tefsir sahibi, her gün 70 şeytan yaratılıyor. Şeytanın soluna dişi organı, sağına erkek organı var. Kendisi kendisini döller ve her gün 10 yumurta çıkarır. Her bir yumurtadan da erkek ve dişi olmak üzere 70 şeytan çıkmaktadır. Her bir cins ayrı şeyleri yaptırır. Bu kadar öz bilgi bulamazsın ya. Çok uğraş. Toplama bu. Yani onun için kaçırmayın cümleleri. Bir şeyin devamı değil. Tek tek cümle tek başınadır. Bir, o 70 çeşit demek günde 70 çeşit vesvese şey yapar. Farklı icraat yapar sana. Bir kısmı vesvese, bir kısmı vehim, bir kısmı küfür ettirir ve hakeza. Şu arada da bana buradayız. O yaptırıyor. Ama hoşuma da gidiyor. İyi ki burada. Mesela bunlardan sahr. S-A-H-R. Sahr. Süleyman Aleyhisselam'ın yüzünü çalandır. Şey, yüzüğünü çalan. Yüzünü yazmışız ya. Yüzüğü olacak ya, değil mi? Yüzüğünü olacak. Yüzüğünü bekliyorum. Peygamber'e vesvese verendir. Sahr. Yazmam lazım. Peygamber'e vesvese verendir. Bu canlı değil mi şu anda? Evet. Görevli. Bu adam. Velhan. Taharet. Aferin lan. Nerede biliyor lan? Gazan altında, yavrum gittiğinde görmüştüm. Görmemişsin, yutmuşsun gibi olmuş ya. Şeytanla ilerliyor, rüzgü yetti, direkt emriye danışıyor zaten. Taharet ile görevlidir. Bu hususta o vesvese telkin eder. Tirmizi nerede geçiyor? Tirmizi Taharet 43 İbn-i Macede de geçiyor. Hepsini yazayım istersen. İkincisi neydi? Velhan. Ondan sonra Hufaf. Sonra Haylan. Ya bu sistem ya. Millet zannediyor şeytanla bahsediyor. Lekus, bu sende. Ben de mi abi? Hepsi sende. İlaç mı? İlaç isimleri. Mürre. Ne? İlaç isimleri. Kaç yedi tane? Bilmiyorum ki. Yedi tane. Yok, var ya. El Mutekadi. El
Muteka, öyle mi yazılıyor? Muteka değil. Bunu siliyorum abi. Silin abi. Hasan abi bunlar sanki her... Ama anlatacağım ne demektir? Olumlu şeyin ademi gibi görünüyor. Evet yani olumlu şey olsun diye zemini. Ha zemin evet. Evet. O zemin olmazsa ortaya çıkmaz. Çok güzel olacak şimdi. Bunu görünce çünkü başka şey değil. Mariç. Mariç. Şimdi bana artık soru sormayacaksınız. Niye biliyor musunuz? Mariç. Marice. Biraz sonra göreceksiniz. Saf olmasa sadakat olmaz. Misal gibi. Görüyor musun? Bak sorun niçin sormayacağınızı anladınız mı? Şeytan da soru sorar diyor. Öyle birkaç ders, birkaç ders sustum öyle. Birisini de duymuştum öyle mi? Daha da yeter. Ben de bir şey var. Aslında bu şey değil, karısıdır bu. Leyla. Leyla? Leyla. Söyledim acaba ne düşünüyorsun? Şeytanın cin tayfesinden karısı. Ulan bana bak, milleti bana saldıracaksın. Zaten zor ayakta duruyoruz. 11 tane mısın abi? 10 tane galiba. Bakayım o leha cin şeytan değil. 10 tane. Cin neymiş? Anladınız mı cin ile şeytan arasındaki farkı? Bunlar şeytanın sıfatları. Mesela şeytan bir şey yapıyor, cin oluyor. Deri mi? O zaman şeytan. Devam et. Mücahit der ki, bir de okuyorum. Her gün 70 şeytan yaratılıyor. Şeytanın soluna dişi organ, sağına erkek organı vardır. Kendisi kendisinden yapıyor. Kendisi kendisini dönüyor. Abi şu 10 cin var ya, 10 cin. Özür dilerim, böldüm ama önemli. O 10 cinin devamında da onun, hani bu külli ise, külse cüzü şeyi, cüzü değil mi oluyor? Nefis olabilir mi? Nefis olarak yazabilir miyiz? Yani olur ama ben de dokunmayayım. Kendisi kendisine dönülüyor, bunu kaçırmayın. Onun için lütçuluk ondan kaynaklanıyor. Kendisi kendisini döller ve her gün 10 yumurta çıkarır. Çıkar her bir yumurtadan erkek ve dişi olmak üzere 70 şeytan yaratılmaktadır. Her bir cins ayrı şeyleri yaptırır. Bir kısmı vesvese, bir kısmı vehim, bir kısmı küfür ettirir. Ve hakeza. Mesela bunlardan sar. Süleyman Aleyhisselam yüzüğünü çalardır. Peygamberlere vesvese verendir. Velhan taharet ile görevli o vesvese telkin eder. Tirmizi taharet 43 İbn-i Mace'de geçiyormuş. Hufaf çöllerde bulunur. İnsanların yönlerini kaybetmelerini ve nereye gideceklerini bilen bir çöl. Çöllerde bulunur. İnsanların yönlerini kaybetmelerini ve nereye gideceklerini bilmemelerini sağlar. El Gaylan. Bunun başında el olacak. Lazım olur mu bu bilgi bize? Yani okuyup bir kafanızda kalsın yani. Merakımız gider. Sonra şeye geçeceğiz. Az kaldı. Bir çek yani. Yani bir tek tek biliyoruz. Yani en azından şu derste şu. Cinle şeytan neymiş? Yani cinlerin bir çeşitini şuymuş. Hani bu sırayı gördün ya şuraya. Rahatsız oluyorsanız kapatayım. Yok yok. Devam edelim. He. Ondan sonra bu teknik bilgi çünkü bu kadar bir arada bulamayız bu şeyi. Lekus, insanları birbirine karşı kışkırtmakla görevlidir. El Gaylan da onlardan birisidir. Neydi? Hufaf'ın şeyi. Mesela çöllerde bulunur, insanların yönünü karıştırmaya. Yaşarken de yön değiştirmeye işte
yolu karıştırıyoruz ya. İşte namaz, işte o yolları karıştırmaya görevli gaylan da, ama hufaf çöllerde, şehirde de gaylan. Lekus, insanları birbirine karşı kışkırtmakla görevlidir. Mürre, çalgılar ile görevlidir. Künyesi de budur. Ebul mezamir diye geçiyor. El mutekaddi, bu kimse Ademoğlunun 20 yıl önce gizlice işlemiş olduğu bir ameli çıkarttırır ve yani en az 20 yıl önce işlediğiniz günah karşınıza çıkarıp sizi yeis atar. Çıkarttırır ve Ademoğlu da bundan açıkça söz eder. İhlasa yaptığı amelini riya karıştırırmış bu. Bu yaptırıyormuş. El mutekaddi. Yani Osman var ya, ben seni geçen 20 sene önce bir bilsem beni. Ali Beyköy'de şöyle şöyle yapıyorduk. Bunlar hep getiren bu adammış. 20 sene önceki iyiliğini söylüyor. Bu yapıyor. Gençliğime ne oruç tutarım. Canlı da, yani cinlerin çoğuludur. Daha önce çok zehirleyici ateşten yarattık. Hicri 27. Bu ateşten ilk önce bir erkek yarattı. Bunun adı Mariç idi. Bundan sonra da bir kadın yarattı. Bunun adı da Marice idi. Kadın. Mariç erkekti. Marice kadın. Bunlardan bir oğlu oldu. Adı Cin. Cin. Oğlu oldu. Adı Cin diye ad koydular. Bütün cinler bundandır ve iblis de bunlardandır. İblisin Can kavminden, cinlerden bir karısı vardı. Adı Leyha'dır. Bunlar uzun zaman ibadetle meşgul oldular. Daha sonra Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu'na karşı geldiler. Cinlere 800 peygamber geldi ve hepsini şehit ettiler. Şeytana melekle karıştırılmasının bir sebebi de çok ibadet etmesi ve aynı cins olan ateşten yaratılmalarıdır. Peygamber gelmedi diye biliyorduk. Yok, 800 tane gelmiş. Biliyorduk, yanlış. Mezbeleler iblisin meskeniymiş. Çöplükte tahafun etmiş, güneş görmemiş. Pislik, güneş görmeyen, hava girmeyen evler. Gelmedi diye biliyorduk derken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Daha sonra yok. Onlardan sonra yok. O manada değil. Yani önce de ben öyle peygamberler hiç gelmemiş insanlara. Faydasız şiir ve hicbi sana Kur'an olarak verdim dendi şeytana. Şeytanın Kur'an'ı da şuymuş kitabı. Faydasız şiir ve hiç var ya böyle. Sana he? Eleştirme. Eleştirme şey yapmak var ya. Hiç etmek. Kur'an olarak verdim dendi şeytana. Cadılar ve kahinler senin peygamberlerindir dendi. Hamamda şeytanın eviymiş. Yani onun için öyle o böyle abdestli gibi ve fazla böyle günahlara dikkat et. Yani ondan sonra en kısa zamanda işin bitir çık. Saksağınlar sana mezin olsun dendi. Allah Celle Celaluhu adına başlanmayan yemekler senin yemeğin olsun dendi. Sarhoş eden her şey şarabıdır. Sakaklar mı? Sokaklar, çarşılar ve pazarlar senin meclisin olsun. Allah'ın lanetim ve gazabım giyeceği ve alameti. Allah'ın lanet ettiği var ya ve gazabın gazap ettiği neymiş o? Alameti iblis huzurundan kovdu. Alameti lanet etmenin, lanet nedir? Bir, iblisi huzurundan kovdu. İki, cennetten çıkarttı. Bekçiydi, cennetin içinde değildi. Suretini değiştirdi. Suret değiştirmek. Dört, ismini değiştirdi. Beş, cahillere imam kıldı. Allah lanet etmesi o demekmiş. Altı, ona lanet etti Allah. Kur'an'da bu ha. Huzurundan kovduğunu söylüyor, cennetten çıkarttığını söylüyor, suretini değiştirdiğini söylüyor, ismini değiştirdi, cahillere imam kıldık diyor, ona lanet etti, marifetinden mahrum etti, tövbesini asla kabul etmedi, rahmetinden mahrum kıldı, on,
cehennem halkının hatibi kıldı. Envar'ın aşıkında geçiyor bu. İblis Allah'a Celle Celaluhu'ya karşı mesafeliği ifade eder. Allah Allah. İblis manası Allah'a mesafeliliği ifade eder. Şeytan Allah'ın rakibi değildi. Zerdüştlükte bu vardır. Zerdüştlük döneminde Allah'ın rakibidir şeytan. Oysa şeytan Allah'ın rakibi değildir, mahlukudur. Şeytana tapmalarının bir sebebi şerrinden kurtulmak içinmiş. Mesela insan sıkıldığı zaman bunu şeytan yapıyor. Gidin YouTube'lara, Şarkı Türkiye'ye girin, sıkıntınız gider. Niye? Çünkü sıkıntıyı o yapıyor, onu da yaptığım maksadını vardı, daha dokunmuyor. Ama Kur'an okusan, kökten kendisi gidecek, tamam onu yap. Şey neydi? Kur'an'ın reddetmesinde de mucize var. Bak, Kur'an'ın reddetmesinde de mucize vardır. Bir şeyi reddetmesini bilmesen ispatı anlayamazsın. Neyi nefediyor bilinmesi lazım. Ki ispatı anlayasın. Misal, La ilahe illallah'tan sonra Muhammed Resulullah olsun. Nefi. La ilahe olmadıkça illallah yoktur. Kıssa demek tarihsel karşılığı vardır. Kıssa. Öyle mi acaba ya? Kıssa. Kıssa olacak he. Tarihsel kıssa. Evet. Demek tarihsel karşılığı vardır. Yani hadisin kıssa herhalde o. Meselesi ha tamam kıssa. Doğru kıssa. Tarihsel karşılığı varken mesel ise bize ibret vermek içindir. Kur'an'ın maksadı hidayettir. İnsan günahlarla iblisleşmez. Allah'tan ümidini keserse, kibirlenirse iblisleşir. Günahla iblisleşmez. Allah'tan ümidini keser. Kur'an'da böyle geçiyor. İki sıfatla şeytan olmuş. Yani lanetlenmiş yoksa Allah'tan ümidini kesmiş bir de kibirlenmiş. Şeytan insanın rakibi düşmanıdır ve Allah'ın kuludur. Şeytan tırnak içinde ben Allah'tan Celle Celaluhu korkarım dedi. Biliyor musunuz? Ben Allah'tan korkarım dedi. Şeytan Allah'tan korkarım derken bazı insan suretinde olup Allah'tan korkmadığını söyleyenler de vardır. Kirlenen yıkanır. Fakat kirin kendisi yıkanmaz. Bak, kirlenen yıkanır. Fakat kirin kendisi yıkanmaz. Mesela kirlendi, yıkarsın kirin gider. Kir yıkanmaz. Pislik yıkanmaz, pislenmiş yıkanır. Ahireti inkar etmek, istediğimiz iyilikleri, adaleti inkar etmek demektir. Cinlerden peygamber gelmiştir. De bitiyor. Bütün bunların da abi şeyi de keşke şöyle bir devam etseydiniz abi. Bütün bunlar hangi esmaya dayanıyor? Mudil. Mudil esması. Nur da meleklerin. Evet. Melekler de bizden yaratılmış. Arş, gürs, cennet, şeytan, Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil, cennet, domuz, kadın, erkek hepsi mahiyeti tektir. Mahiyet insanı birdir. Nur-u Muhammed'den yaratılmıştır. İnkısamı gayrimümkündür. Bu melekler tiyatroda vitrindeki sembollerdir, simgelerdir. Batında bizde var. Hepsi hakikati bizde. Hepsine. Ne ararsın Şam bu arada? Her şeyin hakikatini kendinde ara. Evet. Bu kadar yeter. Atıfımız var mı bakayım? 76'yı okuduk. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha.